paratiroidimizi. Primer hiperparatiroidin en sık sebebi adenom mudur, karsinom mudur, hiperplazi midir? Hadi bakalım. Primer hiperparatiroidin en sık sebebi adenom mu, karsinom mu, hiperplazi mi? Hadi bakalım. Hepsini koymuş seçeneğe. Adenomdur. Adenom. Peki bir şey soracağım. Niye kronik böbrek yetmezliği değil? Kronik böbrek yetmezliği sekonder hiperparatiroidin en sık sebebi yahu. Primer demiş bu. Paratiroid kaynaklı olacak. Bakın primer hiperparatiroidin en sık sebebi. Sekonder hiperparatiroidin en sık sebebi KBY. Tamam mı? Karıştırmayın. KBY şöyle yazalım. Sekonder hiperparatiroidin en sık sebebi. Peki. Burada primeri sormuş adenom. Peki. Geldik. Multiple endokrin neoplazi sendromları, MEN sendromları. Hipofiz ve pankreas endokrin tümörleriyle bak. Hipofizin diğer adı neydi arkadaşlar? Şöyle bir yazalım. Pitüiter. Bak pitüiter. Pankreas ve paratiroid hiperplazisinin birlikte görüldüğü familial sendromun patogenezinden. Dur. Şimdi bu familial sendroma bir tanı koyalım. Kaç P var burada? 3P. Bak. Pitüiter, pankreas, paratiroid. 3P ile karakterize MEN sendromu hangisiydi? MEN 1. Süper. Peki diyor ki bu MEN 1 sendromunun patogenezinden sorumlu olan mutasyonların kodladığı protein. Arkadaşlar MEN 1 sendromunun patogenezinden sorumlu olan gen MEN 1 genidir. Kodladığı protein de nedir biliyor musun? MEN sendromu olduğuna göre değil mi arkadaşlar? Kodladığı protein de menin. Evet. Menin. Peki seçeneklerden bir şey soracağım size. Nörofibromin. Nörofibromini kodlayan gen. NF1 mi NF2 mi? Hadi şu nörofibromatozdaki genler. Arkadaşlar nörofibromini kodlayan gen NF1. NF2'nin kodladığı protein de merlin. Hani yarın da bunları sorabilir dikkat edin. Nörofibromini kodlayan gen NF1, merlini kodlayan gen de NF2. Anlaştık? Peki burada cevabımız menin. Hangisi Werner sendromu yani MEN1 sendromunun komponenti değildir? Hadi bakalım. Neydi MEN1 sendromu? 3P. Paratiroid, pitüiter, pankreas. Peki. Yani A, B ve D seçeneklerini eledim. Çünkü MEN1 sendromu 3P'ydi. Hangisi komponenti değildir diyor. Feokromostoma mı, adrenal kortekste hiperplazi mi? Hadi bakalım. Hangisini işaretlersin? Feokromostoma hangi MEN sendromlarına eşlik eder? 2A ve 2B'ye. MEN1'e eşlik etmez. Burada cevabımız C seçeneği. Peki hangisi MEN tip 2B'de görülmesi beklenmez? MEN 2B. Hadi bakalım. MEN 2A ve MEN 2B'nin bir ortak özelliği var. İki tane tümör. Söyle. Tiroidin, medüller kanseri ve feokromostoma. Şöyle aklınızda kalsın. MEN 2A ve 2B'de tiroidin, medüller kanseri ile feokromostoma görülür. Şöyle aklınızda kalsın. Arkadaşlar medüller tiroid kanserine şöyle söyle. Tiroidin medulla kanseri diye söyle. Medüller değil de medulla diye söyle. Bak medulla. Peki adrenal medulla kanserini yaz yanına ki adrenal medulla kanseri feokromostomadır. Anladın mı? Bak tiroidin medulla kanseri, adrenal medulla kanseri feo. Bir de arkadaşlar MEN2B'de böyle ekstra endokrin yani endokrin dışı bazı bulgular vardır. Mesela ganglionorom gibi sinir tümörleri, işte marfonet görünüm. Marfonet görünüm nasıl bir görünümdür? Boy uzun, ekstremiteler uzun, ince değil mi? Böyle bir görünüm vardır. Ama gastrinoma arkadaşlar MEN2B'de görülmez. Gastrinoma hangi MEN'de görülür? Hangi MEN sendromu? MEN1'de, pankreasta özellikle adacık hücreli tümör olarak ya da duodenumda MEN1 bulgusudur gastrinoma. Tamam. MEN1 bulgusudur gastrinoma. MEN2B'de görülmez. Burada cevabımız C seçeneği. Peki. Bakın şöyle göstereyim. MEN2A ve MEN2B'de tiroidin medulla kanseri dedim. Adrenal medulla kanseri dedim. Bir de MEN2B'de neler var bakın. Marfonoid görünüm, ganglionorom gibi sinir tümörleri. Şunu görmenizi isterim. MEN1'in 3P bulgusu. İşte pitüiter yani hipofiz, paratiroid, pankreas 3P demiştik MEN1'e. MEN1'in kodladığı gen, MEN1'in daha doğrusu MEN1 geninin kodladığı proteini sormuştu bir soruda. MEN'in son MEN2A ve MEN2B'deki mutasyon RET mutasyonu. MEN2A ve 2B'ye sebep olan mutasyon RET. Dolayısıyla bu RET mutasyonu tiroidin hangi kanserinde görülür? MEN2A 2B'ye eşlik eden tiroid kanseri neydi? Medüller kanseri de görülür. Tamam mıyız? Burayı da böylece toparladık. Peki kadın genital sisteme başlayalım hemen. Vulva dış genitalden başlıyoruz. 50 yaşında kadın hastanın dış genital organ muayenesinde labiumlar atrofik görünümde ve deride parşömen görüntüsü var. Alınan biyopside epidermiste incelme, dermiste fibrozis var. Hangi hastalık öncelikle düşünülmelidir diyor. Arkadaşlar 50 yaş yani şöyle yazıyorum bakın post menopozal dönemde östrojen
azaldığı için, östrojen azaldığı için nedir temel bilgimiz? Postmenopozal dönemde östrojen azaldığı için dış genitaller neye gider? Atrofiye gider. Zaten bakar mısın? Epidermis incelmiş, dermiste fibrozis. Bu fibrozisten dolayı da deride böyle çekintili bir görüntü var. O çekintili görüntüyü de parşömene benzetiyorlar. Hangi hastalık bu? Bir bakın bakalım şöyle. Arkadaşlar, egzama. Egzama böyle kırmızı renkli falan olur değil mi? Parşömen görüntüsü falan olmaz. Hiperplazi. Burada atrofiden bahsediyoruz ya. Östrojen azalmış, hiperplazi olmaz. Psoriazis'te nasıl plaklar vardır deride? Böyle gümüşü, sedefi, squamlarla kaplı değil mi? Böyle somon rengi şeklinde plaklar. Hiç öyle bir şeyden de bahsetmiyor. Böyle eleyerek de hani yapıştırabilirsin. Burada tanımız liken skleroz. Zaten skleroz demek ne demek? Eşittir fibrozis demek arkadaşlar. Oradan bile soruyu yapabilirsin. Peki. Burada cevabımız D seçeneği. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar parşömen görüntüsü. Ah, deride kırışık. Vulvanın derisinde fibrozisin yaptığı çekintiye bağlı şu kırışık görüntüye işte parşömen görüntüsü deniyor. Liken sklerozun bir de mikroskopisini göstereyim size şurada en altta bakın. Epidermis düzleşmiş yani atrofi var. Östrojen çekildiği için. Ve altta da kronik inflamasyon. Ki bu kronik inflamasyon da zaten fibrozisle iyileşip böyle çekintiye sebep olur. Parşömen görüntüsüne sebep olur. Peki. Kondiloma akuminatumda epidermis hücrelerinde saptanan değişiklik. Şöyle yapalım. Kondiloma akuminatumun etkeni nedir arkadaşlar? Arkadaşlar kondiloma akuminatum nedir? Önce etkeninden önce kondiloma akuminatum ne olduğunu söyleyin bana. Genital bölgedeki sihirlere kondiloma akuminatum denir. Peki sihirlerin etkeni nedir? Yapıştır. Human papilloma virüs. Human papilloma virüsün kondiloma akuminatum yaparken epidermis hücrelerini enfekte ederek oluşturduğu mikroskopik bir görüntü var. Şöyle bir görüntüdür o. Bak hepimiz çizelim notumuza. Ortada yuvarlak, büyük, hiperkromatik bir çekirdek. Bu çekirdeğin etrafında şöyle perinükleer, şeffaf halo. Bu değişikliğe ne deniyor mikroskopta? Yapıştır. Koyulosit deniyor. Çok önemli. HPV ile enfeksiyonun göstergesidir bu. HPV ile enfeksiyonun göstergesi. Bu arkadaşlar koyulosit. Tamam. Burada doğru cevabımız C seçeneği. Hatta kendim çizdim buraya size. Gerçek görüntüsünü de getirdim. Buyurun. Alın size koyulosit. Bak. Ortada hiperkromatik çekirdek, etrafında perinükleer halo. Görüyor musunuz bu? Bunlar koyulosit. İsterseniz siz de çizin kendi notunuza. Koyulosit. Bunlar koyulosit. Peki. Aşağıdaki lezyonlardan hangisinin HPV ile ilişkilendirilmesi en az olasıdır? Hadi bakalım. Hangisinin HPV ile ilişkilendirilmesi en az olası? Şimdi kondiloma akuminatumun etkeni HPV'ydi zaten. Vajinada squamous intraepiteliyal lezyon. Vajinadaki squamous kanserin öncül lezyonudur bu. Vücutta nerede squamous hücre varsa HPV orada kanser ya da öncül lezyon yapabilir demiştik. Bakın anal bölgede mesela squamous intraepiteliyal lezyon demiş. Dedim ya vücutta nerede squamous hücre varsa orada HPV tümör yapabilir ya da kanser yapabilir. Cervix adenokarsinomunu yapabilir mi HPV? HPV cervix'te en sık aslında squamous hücreli kanser yapar. Ama adenokanser de yapabilir nadir de olsa arkadaşlar. Burada ne kaldı geriye? HPV ile ilişkisi en az olan differentiated vulvar intraepithelial neoplasia. Bir dakika bunun ne olduğunu bir anlatayım sana. Bir kopma. Kopma buraya bir bak. Arkadaşlar differentiated demek. Differentiated vulvar intraepithelial neoplasia yani VIN. Differentiated VIN demek. Differentiated demek ne demek? Normale benziyor demek. Differentiated vulvar intraepithelial neoplasia hangi vulva kanserinin öncül lezyondur biliyor musun? Bak yazayım şuraya. Keratinize tip squamous jelly kanser vulvada. Vulvada keratinize tip squamous jelly kanserin öncül lezyondur. Bir dakika nasıl aklında kalsın? Arkadaşlar vulva dediğimiz deri değil mi? Deri. Yani çok katlı yassı epitel. Deri ne üretir? Derideki keratinizler ne üretir squamous hücreler? Keratin üretmez mi? Peki vulvanın keratinize tip squamous hücreli kanseri adı üstünde keratin ürettiği için normale yakın demektir. Dolayısıyla da bunun öncül lezyonu da diferansiyel tip VIN'dir. Yani diferansiyel tip için ne dedim biraz önce? Normale benzeyen VIN dedim. Yani bakın diferansiyel tip normale benzeyen VIN zemininden normale benzeyen keratin üreten squamous hücreli kanser gelişir vulvada. Ve keratinize tip SCC'nin etiyolojisinde HPV yoktur. Peki vulvanın hangi kanserinin etiyolojisinde HPV vardır biliyor musun? Vulvanın hangi kanserinin etiyolojisinde HPV vardır? Şuraya yazayım. Bakın şu. Vulvanın bazaloid
Siğilimsi kanserinin etiyolojisinde HPV vardır. Tamam. Vulvanın bazaloid siğilimsi kanserinin etiyolojisinde HPV vardır. Onun öncül lezyonu da yazayım size. Bazaloid siğilimsi kanserinin öncül lezyonu diferansiye VIN değil, klasik VIN'dir. Tamam. Klasik VIN dediğimiz ne? Alt 1 bölüş tutulmuş VIN 1, alt 2 bölüş tutulmuş VIN 2, tamamı tutulmuş VIN 3. Klasik VIN dediğimiz o. Yani HPV ile ilişkili bir lezyon. Tamam. Ve bu kanser de HPV ile ilişkili bir kanser vulvada. Anlaştık, burayı bir toparladım sana. Peki. Hani ezberleme diye. B seçeneği. Peki. Hah, bak getirmişim bak. Vulvada iki kanser var. Bazaloid siğilimsi keratinize. Bazaloid siğilimsi HPV ile ilişkili. Özellikle de HPV 16 ve klasik VIN zeminde görülüyor. Ama keratinize tip HPV ile ilişkisiz ve keratinizenin öncül lezyonu diferansiye VIN. Dolayısıyla diferansiye VIN de HPV ile ilişkisizdir. Her şey yolunda mı? Tamam mısınız? Peki. Vajina. Annesi DES kullanan çocukta en sık hangisi görülür? DES ne bir arkadaşlar? DES'in açılımını bilen var mı? Dietilstilbestrol. Annesi gebeliğinde DES kullanan kız çocuklarında vajinada bir anomali olur. Vajinada bez yapıları görürsünüz. Bez yapıları. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Vajinal adenoz. Adeno bez demek biliyorsun. En sık vajinal adenozis görülür. Peki size bir şey soracağım. Bir dakika. Vajinal adenozis demininden gelişen vajina kanserini biliyor musun? Seçenekler arasında yazıyor şu. Clear cell. Arkadaşlar adeno bezler salgı yapar. O salgı da sitoplazmanın şeffaf görünmesine sebep olur. Dolayısıyla vajinal adenozisten gelişen vajina kanseri şeffaf hücreli olan işte clear cell vajina kanseridir. Dolayısıyla dur dikkat. O zaman şeffaf hücreli vajinal kanser, yani şu clear cell vajinal kanser, vajinal adenozis zemininden geliştiğine göre o zaman o da DES'le ilişkili. Doğru mu? O da DES'le ilişkili ama en sık arkadaşlar DES'le ilişkili olarak en sık vajinal adenozis gelişir. Onların bir kısmından clear cell kanser gelişir. Anladınız mı? O yüzden en sık DES kullananlarda en sık görülen patoloji vajinal adenozistir. Onların bir kısmından kanser gelişir. Tamam, burada böyle bir ayrıntı var. Peki. Geçtik. En sık görülen primer vajinal kanser tipi. Vajinanın en sık görülen primer malignitesi. Arkadaşlar vajinanın döşeyici epiteli ne? Squamous. O zaman en sık görülen primer malignite squamous hücreli kanser. Ah, squamous hücreli kanseri göremedim. Evet, squamous hücreli kanserin patolojideki diğer adı epidermisten aklınızda kalsın. Epidermoid kanserdir. Peki. Uterin servikste. Epitele servikste diyor. Epitele sınırlı. Morfolojik olarak çekirdeklerde atipi, disorganizasyon ve polarite kaybı ve mitozla karakterize durum. Yani hücreler çoğalmış uterusun serviksinin içinde ve hücrelerde aynı zamanda atipik değişiklikler ortaya çıkmış. Yani epitelin içinde şurada, serviks epitelin içinde burada hücreler çoğalmış ve atipi geliştirmişler. O zaman burada bir neoplazi var demektir ya, tümör var demektir. Ama bu tümör nereye sınırlı? Bak en başta yazmış epitele sınırlı. Bana epitele sınırlı tümör de bakayım Latince. Arkadaşlar, epitele sınırlı tümör deyin bakayım bana. Intraepitelyal tümör ya, intraepitelyal neoplazi. Olay serviksli olduğuna göre cervical intraepitelyal neoplazi. Cin ya, cin bu arkadaşlar, cin. Tamam? Peki, çok basit bir soru. Bunu da söyledik. Serviks karsinomunun en sık görülen tipi. Hadi bakalım. Şey soracağım. Serviks kanseri en sık nereden kaynaklanır servikste? Transformasyon zonundan. Transformasyon zonu derken geçiş zonu. Hangi epitel hangi epitele değişir? Hadi transformasyon zonunda. Diğer adı nedir bunun? Squamo. Kolumlar. Junction. Peki acaba servis kanseri en sık transformasyon zonundan kaynaklanır. Oradaki squamo hücrelerden kaynaklanan SCC mi en sık görülür? Yoksa kolumlar hücrelerden kaynaklanan adenokarsinom mu en sık görülür? Bakayım. Seçeneklerde bakın. Squamous hücreli karsinom, yani yassı hücreli karsinom da var, adenokarsinom da var. Hadi bakalım hangisini işaretlersin? Serviksin en sık görülen kanser tipi hangisi? Arkadaşlar serviks karsinomunda bir numaralı etken ne? Bir numaralı etken HPV değil mi? HPV vücutta en çok hangi epiteli enfekte eder demiştik? Squamous. Tamam. HPV'nin en çok sevdiği, en çok enfekte ettiği epitel squamous olduğu için serviks kanserinin en sık görülen tipi SCC, yani yassı hücreli kanserdir. Peki. Bakın şöyle göstereyim notumuzda da. Servis kanseri en sık SCC tipinde, ikinci sıklıkla adenokanser. Tamam mı?